Evet, bu videoda sizlere uyumsuz bekinize macOS Sierra formatını nasıl atacağınızı göstereceğim. Şu an karşımda duran bir tane 2012 model 13 inç bir MacBook Pro Core i5'lik modeli. Evet, özellikleri burada gördüğünüz gibi. Şimdi bizim burada yapacağımız işlem şu an üzerinde macOS Sierra yüklü, ancak bizim format atacağımız bilgisayar bu değil. Şimdi bizim yapacağımız işlem macOS Sierra ile uyumsuz bütün Mac'lere yüklenebilen bir format USB'si oluşturacağız ve macOS Sierra'yı desteklemeyen bilgisayara yükleyeceğiz. Ancak bu bilgisayar böyle duracak. Bu bilgisayarı USB hazırlamak için duracağız. Çünkü diğer asistan, kurulumu yapacağımız asistan arkada şu anda içinde herhangi bir işletim sistemi yok. FreeDOS olarak çalışıyor. O yüzden şöyle yapacağız. Bu işlem için yapmanız gerekenler en az 8 GB'lık bir USB belleğe sahip olmanız, macOS Sierra'yı indirmiş olmanız. Şimdi bizim yapacağımız işlem ilk öncelikle bir format USB'si oluşturmak, ki ne yapmanız gerektiğini ben size göstereceğim. Şimdi USB'yi açıyoruz ve bilgisayarımızın bulunduğu en hızlı bağlantı portuna takıyoruz. Şimdi yapmamız gerekenler, hatta ben USB'yi yeniden sıfırlayacağım, o yüzden size göstereceğim ne yapmanız gerektiğini. Disk Utility'yi açacaksınız. Evet. Disk Utility yükleniyor. Burada eğer High Sierra ve üstünü kullanıyorsanız burada Show All Devices ya da bütün cihazları göster diye bir seçenek olacak. Onu yapmanızda fayda var, ama eğer Sierra ve öncesini kullanıyorsanız böyle bir seçenek olmuyor. Evet, bizim SSD'miz, cihazın SSD'si burada. Erase edemiyoruz. Bunda da öyle. SanDisk Cruiser Media. Bu bizim 8 GB'lık USB'miz. Erase'e tıklıyoruz. Ve bu drive'ımızı istediğimiz bir an yapabiliriz, ki biz şu an macOS Extended Journal formatında tutacağız veya OS X Extended Journal. Guide Partition Map olması lazım. Ben USB'me Sierra adını vermek istiyorum. Siz istediğiniz bir adı kullanabilirsiniz. Ben kafa karışıklığı yapmasın diye. Evet, şimdi USB format işimiz başarıyla tamamlandı. Kapatalım. Şu anda 8 GB'lık boş bir USB'miz var. Install macOS Sierra'yı zaten buraya atmıştım. Evet, şurada gördüğünüz gibi Install macOS Sierra görünüyor. Şimdi Chrome veya hangi tarayıcıyı açacaksınız açın. Ve deyin ki macOS Sierra Patcher yazacağız. Evet, dostjetvan.com çıkıyor bu rehberi yapan arkadaşın sitesi. macOS Sierra Patcher Tool for Unsupported Macs. Yani desteklenmeyen Mac'ler için macOS Sierra Patcher aracı. Bunun gereksinimleri burada yazıyor, ki ben bunları size anlatmakla vakit kaybetmeyeceğim. Açıklamaya yazacağım. Ama eğer tam orijinalini görmek isteyenler için veya bu aracı indirmek isteyenler için linkini açıklama kısmına bırakacağım. 8 GB'lık USB'miz istiyor. Bu aracın kopyası. Evet, buradan indirebiliriz. İndirmeye başladı. Hatta bitti bile. Evet. Doğrulama zaten ben daha skip etmeden bitti. Evet, macOS Sierra Patcher diye bir dosya çıkıyor. Evet, desktop'umuza attık, ama isterseniz aplikasyon dosyasına da atabilirsiniz. Evet, geldi. Şimdi uygulamayı açıyoruz derken açamıyoruz, bir hatayla karşılaştık. Diyor ki macOS Sierra Patcher uygulaması doğrulanmamış bir geliştiriciden indirildiği için açılmıyor diyor. Bu macOS'un kendi güvenlik sorusu, o yüzden geliyoruz, attığımız aplikasyon dosyasına tıklıyoruz. Sağ klik yaparak açıyoruz uygulamayı. Bize iki tane opsiyon sunuyor. Evet. Diyor ki natively supported machine. Yani şey tarafından destekleniyor, Sierra tarafından. Ancak biz bunu sadece bir USB bellek hazırlamak için kullanacağız desteklenen cihazlarda. İsterseniz desteklenmeyen cihazlarda da kullanabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Launchpad'imizde hani şurada macOS Sierra şeyi attık. Sierra ikonuna tıklıyoruz ve nereye attıysak, ister desktop olur, ister aplikasyon dosyası olur benim attığım gibi, Install macOS Sierra dosyasını buluyoruz. Evet, macOS Sierra'yı seçtik. Evet, doğrulandı bu. Çünkü o tam bir installer değil. Bu ise direkt bir installer ya da ISO kullanarak yapabilirsiniz, ama o ISO'dan alıntı olduğu için doğrulamıyordu. Evet, okey diyelim. Sierra diye adlandırmıştım ben USB'mi. O yüzden Sierra USB'sini şey yapıyoruz. İsterseniz kendi Mac'inize de yapabilirsiniz, ama ben USB kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bir şeyler ters gidebilir. Yani USB kullanmanızda fayda var. Bir şeyler ters gidebilirse USB'den başlatabilirsiniz cihazı.
oradan kurtarabilirsiniz. Refresh diyerek işlemi başlatıyorum. Bize uyarıda bulunuyor. Bu diskin içindeki bütün veriler falan vesaire silinecek. Devam etmek istiyor musunuz diyor. Evet. Zaten boş USB. Evet. Bunun bitmesini bekleyeceksiniz. Şifremizi gireceğiz. Restoring image. Bu complete diyene kadar bu sürecek. Evet, şu anda USB'mize MacOS Sierra'nın bir kopyasını yazıyoruz. Bu patcher dediğimiz özel customized MacOS'un şeyini yazıyoruz. Bununla normal MacOS installer'ın farkı ne diyeceksiniz? Aslında bu da direkt sıradan Apple Store'dan inmiş bir MacOS Sierra kopyası. Ancak bunda herhangi bir uyumluluk vesaire check edilmesi yapılmıyor. Bunda direkt yüklenecek cihaz yüklenecek mi yüklenecek ona bakıyor. Bu da güncelleme işlemine başlarken lütfen kesinlikle tavsiye ediyorum. Yoksa makine düzgün çalışmayabilir. About this Mac'ten System Information açıyorsunuz ve makinenizin modelini bir yere not ediyorsunuz. Şu an bu 9.2 ama 9.2 zaten desteklenen bir cihaz olduğu için. Bizim demek bu Pro 5.4 kuracağımız cihaz. Yani onu lütfen bir yere not edin yoksa bir şeyler ters gidebilir. Yani çünkü driverları yüklerken o seri numarası işinize yarayacak. O BIOS numarası firmware işinize yarayacaktır. Olmazsa Mac'inize uyumlu BIOS sürümlerini doğrulayamayabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şu an complete dedi. Tamamlandı da diyebilir ama bu İngilizce yazılmış bir program olduğu için herhangi bir dil içermiyor. Sadece İngilizce var. Ama şu an complete edildi. Bitti. Sierra USB'miz ağzına kadar dolu. Evet. Uygulamadan çıkabiliriz. Ve USB bileğimizi çıkartıp uyumsuz Mac'imize takabiliriz. Evet. Şu an karşımda duran Mac 2009 model 15 inç bir MacBook Pro ve normalde maksimum el kapitan kadar çıkıyor. MacBook Pro 5.4 sürümü olan bilgisayar bu. FreeDOS yüklü şu an içerisinde. Herhangi bir şey yüklü değil. Yani FreeDOS'la çalışıyor. O yüzden biz buna format atacağız ama isterseniz El Capitan veya daha eski sürümün üzerine de yükleme yapabilirsiniz ama biz burada format atacağız. O yüzden işimizi gayet yapmayalım. Evet, gördüğünüz gibi bu seçeneği geldi. Dediğim gibi FreeDOS. İçinde herhangi bir şey yok. OS X Base System. Bu bizim USB'miz. Devam diyoruz. Ve Apple logosu çıktı. Eğer size hata verirse bu ekran, PRM sıfırlayabilirsiniz. Ben zaten önceden PRM'i sıfırladım açmadan önce. Çünkü ilk deneyişimde bir hatayla karşılaşmıştım. Ekranda şey vardı, çarpı işareti falan oluşursa veya çubuk takılırsa kapatıp açın ve düzelmezse PRM ve NVRM sıfırlaması yapın. O düzeltecektir. Evet, yaklaştınız demektir ve meşhur MacOS kurulum ekranımız geldi. Şimdi şu an burada yapmamız gereken şey, bakın MacOS Sierra geldi. Disk Utility'ye girmek, eğer Utilities penceresi yoksa burada. Direkten MacOS Installer'ın Utility'sinden girip Disk Utility deyin. Siz direkt Disk Utility ekranı atacak, attı. Evet, bu bizim SSD'miz. Neo Forza 240 GB'lık SATA 3 SSD'si. Şu an formatlayacaksınız eğer cihazınızı. Tabii üzerine kurulum yapacaksınız. Bunu direkt böyle bırakabilirsiniz ama ben sıfırlayacağım, direkt format atacağım. O yüzden Erase'e tıklayalım. Ben demek istiyorum ki Macintosh SSD, eğer hard disk kullanıyorsanız direkt Macintosh HD yapabilirsiniz. MacOS 80'de Journal kalacak. Guide Partition Map kalacak. Onun haricinde başka bir şeye dokunmuyoruz. High Sierra ve sonrasında kuracaksınız. APFS'e de seçebilirsiniz bunu. Evet. Ancak Sierra'da APFS bulunmuyor. O yüzden direkt Erase diyelim. Silme işlemine başlıyor. Bu sırada bizim Wi-Fi'ye bağlayayım şeyi. Evet. Silme işlemi başarılı bir şekilde tamamlandı. Tamam diyelim. Ve Disk Utility disk izlencesini kapattık. Şimdi MacOS kurulum izlencesi çıkıyor karşımızda. Ve bizim formatladığımız Macintosh SSD'si burada. Customize'de yapılacak bir şey yok. Özelleştirde yapılacak bir şey yok. O yüzden direkt devam ede tıklıyorum. Ve Macintosh SSD'yi MacOS Sierra'yı kurmaya başlıyorum.
Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir hatayla karşılaşıyoruz. Bu hatamızın sebebi ise Mac'imizin yeni versiyonuna uyumsuz olması. Evet. Şimdi boot menüsüne geldik. OS X Base System. Bizim USB'miz bu. Onu şey yapıyoruz, şu an açıyoruz. Bunu çalıştıracağız. Evet. Şimdi gerçi modelinizi öyle not etmenize gerek yok bu patcher olayında. Çünkü detected model MacBook Pro 5.4 diyor. Buradan buradaki modelimizi seçiyoruz. MacBook Pro 5.4 bizimki. 2.53 GHz'lik 2.9 modeli bu. Şimdi buradan biz diskimizi Macintosh SSD olarak ayarlamıştık. Patch diyerek devam ediyoruz. Reboot diyelim. Boot edebiliyoruz. Tabii bu daha çok SSD'ye kurmanızda fayda var. Hard disk'e kurarsanız hard diskinizin yavaşlamasına sebebiyet verir. Daha doğrusu bilgisayarınızın yavaşlamasına. Yeni bir işletim sistemine daha kötü bir disk performansı alabilirsiniz. Evet. Şimdi kuruldu. Başarılı bir şekilde kuruldu. Evet. GPU'muz da tanımış. Ekranlar, animasyonlar falan bayağı akıcı. Evet. Bakalım fonksiyon tuşları da başarılı bir şekilde çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi animasyonlar gayet akıcı. Evet. Şimdi fonksiyon tuşları. Evet. F1, F2, F3, F4. Dashboard tuşu var bu eski Mac'lerde. Evet. F5. Şu an ışık sebebiyle klavyemizi ayarlayamıyoruz. Ortamdaki ışığa göre otomatik ayarlıyor. Gördüğünüz gibi şu an Mac'imizi gayet güzel bir şekilde tanımış. 15 inç 2.53 GHz 1.2.9 Intel Core Duo Pentium tabanlı P8700 işlemcisi var içinde. 8 GB'da 1033 MHz DDR3 RAM'imiz bulunuyor. Ve ekran kartı tarafında Nvidia GeForce 9400M dedicated ekran kartı bulunuyor. Seri numarasını bazı cihazlar da tanımayabilir çünkü seri numarası üzerinde yazılı olmayabilir. Ancak bunu da yazılı. System Report'a tıkladım. Gayet hızlı ve akıcı. Evet. Pinimizde 567 devir sayısı. Ekranı tanımış. Evet, depolama bu. Evet, 4 GB, 4 GB, 8 GB oluşturuyor. Burada destek ve servis zaten. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da eski bir MacBook'umuza, uyumsuz MacBook'lara veya iMac'lere, artık uyumsuz Mac'lere, herhangi bir Mac'e macOS Sierra formatını nasıl atabileceğini gösterdim. Sizleri çok seviyorum. Daha bu tarz verileri, mesela High Sierra, Mojave, Catalina ve Big Sur için olanlarını da çıkartmamı istiyorsanız veya El Capitan ve öncesinin için çıkartmamızı istiyorsanız, tek yapmanız gereken şeyler aşağıda yorumlar kısmında güzel bir yorum yazmak, videonun o beğenme tuşu arasındaki like tuşuna basmak, kanalımıza abone olmak mümkünse eğer istiyorsanız ve mümkünse bildirimleri açmanız. Böyle yaptığınız sürece bu videolar gelmeye devam edecektir ve en detaylı şekilleriyle gelecektir. Sizi de seviyorum. Hoşça kalın.